Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Hemen arkamda görmüş olduğunuz General Mobile'ın İstanbul Başakşehir'de bulunan yerli telefon fabrikasındayız. Burada yerli telefon modelleri üretiliyor. Biz de birazdan fabrikayı gezeceğiz ve bu içeride hangi modellerin üretildiği ve ne gibi çalışmalar yapıldığını yerinde sizler için takip edeceğiz. Bu arada küçük bir ipucu da vereyim. Burada bugün aynı zamanda General Mobile GM9 Pro'nun da lansmanı yapılacak. Kamera özellikleri önemli bir telefon. Detaylarında beraber bakacağız. İşte şimdi gelin hep beraber bakalım içeride neler var. Sevgili Teknoloji Oku izleyicileri, birazdan General Mobile'ın İstanbul Başakşehir'de bulunan fabrikasını gezeceğiz. Neden böyle giyindik? Şirin Baba gibi. Gerçi ben beyazım ama arkadaşım mavi, siz onu göremiyorsunuz. Neden böyle giyindik? Çünkü steril ve aynı zamanda elektrostatik kıyafetlermiş bunlar. Hatta böyle şöyle göstereyim, ayaklarımıza da böyle galoşlar giydik. Hatta bunlar da tenimize temas eden elektrostatik parçaları da var, uzantıları da var. Yani biraz dikkat etmemiz gerekiyor fabrikada gezerken. Bakalım fabrikada neler var, ne gibi teknolojiler var, hangi ürünleri üretiyor ki General Mobile'in GM9 Pro modeli burada üretiliyor. Onunla ilgili detayları hep beraber bakalım. Fabrikada geziyoruz. Burada üretim bantları var. Burada anakartlar ve üzerindeki komponentler burada basılıyor. Hemen şöyle bir anakart görelim. Burada 4 tane telefon anakartı var aslında. Tabi bunlar örnek olanlar. 4 ayrı telefon anakartı ve bunların üzerine çeşitli komponentler, işte işlemcisi, RAM'i, şusu busu buraya basılıyor. Ve burada bu makinelerde şöyle devasa makineler var. Hepsini göstereceğim size. Şöyle gösteriyorum. Bu makineler üzerinde üretim yapılıyor. Böyle buradan başlıyor, sırayla üzerine komponentler eklene devam ediyor. Bütün telefon üretimi General Mobile'in fabrikasında bu şekilde gerçekleştiriliyor. İşte burada işte işlemciler ve diğer komponentler burada anakartta ekleniyor. Şu anda bu makinede aynen böyle bir kartuş misali sırayla tık 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 hepsi ekleniyor. Bakın içeride de bir çalışma var. Tam görülüyor mu? Evet, şu an görülüyor ekranımızda da. İçeride bir faaliyet var. Buradaki kartuşlardan gelen komponentler sırayla takılarak telefonun anakartı hazırlanmış oluyor. Şimdi yine gezimiz devam ediyor. Burada yine farklı komponentler takılıyor anakartlara. Epey bir an burada bildiğimiz telefonun bütün parçaları burada bu şekilde üretilmiş oluyor. Anakartta başlayan yolculuk üzerindeki komponentlerle bu şekilde devam etmiş oluyor. Bu sayede telefonun da yavaş yavaş oluştuğunu burada görüyoruz zaten. Evet, şimdi az önce anakartın üretildiği yerden çıktık. Şimdi bu anakartların telefon haline geldiği üretim yerindeyiz. Burada biraz önce baktığımız, gördüğümüz telefonlar, anakartlar daha doğrusu, fiziksel bir telefon haline gelecek. Şimdi orayı gezeceğiz. Beraber bakalım neler var, bakalım bir burada.
cihazımız bir barkod yardımıyla etiketleyip kendi üretim sistemimize, fabrika sistemimize kaydedebiliriz. Bu fabrika sistemi üzerinden biz bu cihazın şu an nerede olduğunu, ne kadar sürede olduğunu, bu cihazı kimlerin kullandığını görebiliriz. Şimdi telefonların yolculuğu işte burada başlıyor. Bu cihaz 15-16 buradan ilk etapta anakart ve gövde çalışmaları burada yapılıyor. Süreçlerden bahsetmek gerekirse ilk 3 adımda ekranla ilgili olan adımları gerçekleştiriyoruz. Bunlar ekran üzerinde bulunan tuşların yapıştırılması, kamera ve ses tuşunun 3 tuşunun cihaz üzerine montajlanması. İlk 3 adımdaki arkadaşlar gerçekleştiriyorlar ve yapılan montaj işlemleri detaylı seviyorlar.
telefonun macerasını baştan sonuna kadar izlemiş olduk. Gayet güzel, ilginç ve değişik bir deneyim oldu bizim için. Şimdi burası ise son aşama, paketleme bölümü. Bütün telefonların paketlenme aşaması burada gerçekleştiriliyor. Burada içine işte paket hazırlanıyor. Kulaklıktı vesaireydi. İşte kablosuydu vesairesi. Şimdi adaptörler mesela burada. Bol miktarda General Mobile adaptörü görüyoruz. Bunları da bir küçültemediler. Birazcık büyük bu adaptörler ama. İşte kulaklıklar da burada. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Bunlar kutusu telefonların. USB kabloları şu anda ekranda görülüyor. Bir bant mantığıyla ilerliyor her şey. Evet, az önce fabrika gezimiz bitti. Telefonlar 3 aşamada üretiliyor. Birinci aşamada telefonun anakart üretiliyor. İkinci aşamada komponentler ve bu komponentlerin birleştiği anakart telefon haline getiriliyor. Üçüncü aşamada ise paketleme yapılıyor. Bütün hepsini gezdik, sizin için detaylandırdık. Güzel bir çalışma olmuş, güzel bir fabrika olmuş. Burada farklı ürünler üretilmeyecek. İlk etapta akıllı telefon üretiliyor. Önümüzdeki günlerde belki duruma göre farklı cihazların da üretilebilmesi konusunda adımlar atılacağı da söylendi. Çok büyük bir alan. Buraya 100 milyon TL'lik bir yatırım yapılmış. Umarız bu tarz fabrikaların sayısı artar. Ülkemizde de telefon üretimi konusunda %100 yerli telefonlara doğru da hızla ilerlemiş oluruz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize her türlü görüş, yorum, eleştirinizi www.teknolojioku.com adresinden iletebileceğiniz gibi aynı zamanda bu videonun altına da yazabilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir çekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.